Deprem gerçeğini konuşmaya devam ediyoruz. Okan Hoca biraz önce bize senaryoları anlattı. Marmara'da nasıl bir deprem beklendiğini ve onun nasıl şiddetlerde hissedilebileceğine dönük senaryoları konuştuk. Şimdi gelin, peki hazır mıyız? Bina stokumuz ne durumda? Onu konuşalım Buğra Gökçe ile. Şimdi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl hazırlıklar yapıyor? Bunu dinlemek isterim sizden. Biraz önce riskli bölgeleri konuştuk üzerine. Şimdi oralarda binalarımız ne durumda? Ve şimdi şu da var, şimdi öyle günlerden geçiyoruz ki evet binanız riskli çıktı diyelim. Evet eski bir binada yaşıyorsunuz, binanızı değiştirmek istiyorsunuz ama zaten buralarda yaşayan orta ya da dar gelirli gruptan bahsediyoruz. Şu an barınma krizi yaşıyoruz, yeni bir eve çıkmanız mümkün değil. Güçlendirme yapalım deseniz orada da maliyetler çok artmış durumda. Ne yapacak insanlar? Evet, tabii şunu biliyoruz, senaryolar farklı farklı. Okan Hocam çok kıymetli senaryolar ifade etti. Şerif Hoca başka bir boyutuyla geliştirdi. Birçok hocamız da diyor ki böyle bir risk var. Biz de öteden beri bu milli güvenlik ve beka sorununu dile getiren kurumuz. Tabii Ekrem İmamoğlu'ndan da çok sık duyduk. Sizden de çok sık duyduk. Bunu ilk defa başkanımız dile getirdi ve hararetle de söylüyoruz. Biz nasıl olur, ne büyüklükte olur kısmı önemli olmakla birlikte ondan bağımsız depreme hazırlanmak zorundayız. Bu 2x2=4. Vazgeçemeyeceğimiz mevzu bu. Yani bir yerden sonra bu büyüklükler önemini bir miktar kaybediyor. Neden kaybediyor? Biz en şiddetli ve en hızlı olacak depreme hazırlanmak zorundayız. Peki hazırlandık mı 99'dan bu yana? Hayır. Bunu da önümüze koyalım. Hani kişi ya da kurumları töhmet altında bırakmak için söylemiyorum. Bir koca ülkenin öz eleştiri yapması gereken durumdan bahsediyorum. Yeterince hazırlandık mı? Hayır, hazırlanmadık. İBB ne yapıyor? İBB bütün boyutlarıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla, konut stoğuyla, barınma kriziyle, yapı stoğunun hazırlanması anlamında gücü yettiğince, gücünü de aşan kısımlarıyla, bakanlıklarıyla müzakere ederek, bakanlıklara anlatmaya çalışarak konuya hazırlanmaya çalışıyor. Bir aktif bilim kurulu üstünden de bilim kurulumuzun önerilerini, çok kıymetli bilim adamlarımızın bize ifade ettiklerini de alıp değerlendirmeye, onlarla bu prosesi birlikte geliştirmeye çalışıyor. Bunun için vatandaşlarımızın bilmesi gereken temel şey şu. Bir depremde zemin elbette önemli. Yer bilimci hocalarımız burada ama bir de yapı bilimci hocamız var. Biliyoruz ki sadece zeminin zayıflığı yapının mukavemetini belirleyen unsurlardan değil. Hocam da bahsetti. Zeminle beraber yapının kalitesi ve o zemine uygun inşa edilmiş olması başlı başına en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz sağlam zemine çürük yapıda yapsak yıkılabilir ama çok zayıf bir zemine o zeminin özelliklerine uygun çok kuvvetli binalar inşa edebiliriz. O zaman da bu yapılarımız ayakta kalır. Öyle olmasa Japonya diye, Şili diye ülkeler olmaz. Tamamıyla riskin üstünde oturan ülkeler. Dolayısıyla şu tip spekülasyonları da vatandaşlarımızın işte fay şuraya yakın, bu ilçeler risk altında, bu ilçedekiler yandı biçimindeki haberleri de dikkate almamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar emlak pazarlarını da speküle eden işler. Tabii ki faya yakınlık, zeminin zayıflığı önemli ama yapınız bu zemine uygun inşa edilmiş mi edilmemiş mi, bunun test edilmesi, bunun güçlendirilmesi ya da bunun gerekiyorsa yenilenmesi hassasiyet önemli. Burada da binalarımızı mı görüyoruz? Bakın İstanbul'da alttaki rakamlar çok önemli. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin bina var. 1 milyon 200 bin bina var. Bağımsız birimden bahsetmiyorum, bina. 6 milyonu aşkında bağımsız birim, daire, hane var yani. 1 milyon 200 bin bina var. Bu binaların 1980 öncesi yapılanı 256 bin. 80 ile 2000 arasında yapılanı 534 bin, 2000'den sonra yapılmışı 376 bin. Yani bizim 2000'den sonra yapılmış yapımızın oranı yaklaşık %30. %70 binamız 99 depreminden önce yapılmış vaziyette İstanbul'da. 2000'den sonra yapılanların hepsi güvenli midir? Böyle diyemeyiz. Ama görece diğerlerinden daha güvenli olduğunu başlangıç kabulü olarak yapmak durumundayız. Neden? Bir, yaşından.
1999 depreminden sonra yönetmeliklerimiz değişti. Artık hazır beton kullanıyoruz büyük ölçüde. Nervürlü demir kullanıyoruz. Yapı denetim sistemlerimiz bir miktar daha iyileşti defolarına rağmen. Ama öyle ya da böyle daha önceki yıllardan bir miktar daha nitelikli yapı yapar hale geldik. Dolayısıyla hala yapı stoğumuz bu. Peki bizim riskli yapı tanımını getirdiğimiz 6306 sayılı kanun yaklaşık 10 yıl önce çıktı. Yani 10 yıldır İstanbul başta olmak üzere kentlerimizde işte yapılardan karot numunesi alıp bu yapı riskli mi değil mi diye analiz ediyoruz. Bakın İstanbul'da şu ana kadar 84.000 sadece 84.000 bina riskli yapı diye belirlenmiş. Bunun içinde TOKİ'nin Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yaptığı büyük toplu konut projelerinde onları yapmak için ilan edilmiş alanlar da var. Yani biz İstanbul'u 99 depreminde 8-9 milyonluk bir nüfusla alıp rahmetli Başkan Kadir Topbaş döneminde bir üst ölçekli plan yapıyoruz. İstanbul diyoruz ki daha fazla büyümesin ve 2023'e gelindiğinde İstanbul 10 milyon olsun, aşmasın. 2023'e geldik. Nüfus ne oldu? Resmi 16 milyon, gayri resmi 18 milyon insan yaşıyor İstanbul'da. İstanbul'u büyütmeyelim derken büyüttük. Peki büyütürken, yeni yapılar yaparken riskli yapı stoğumuzu erittik mi? Sorun burada. Yeni yapı da yapabilirsiniz ama İstanbul'u bir taşıma kapasitesinin üstünde büyüttük. Halbuki bu deprem kentini büyütmememiz gerekiyordu. İki, bunu büyütürken riskli yapı stoğunu eritip onları bulunduğu yerde güçlendirip ya da yenilemek yerine biz yeni alanları imar açtık. Yani bu sayı 84 bin değil. Burada gördüğünüz 80 öncesi yapıların, 80 ile 2000 öncesi yapıların eritilmiş bir şekliyle bunların 300 bin, 500 bin olması lazımdı. Bu yapılarımızı yenileyemediğimizin göstergesi. Bakın burada kırmızılar riskli alanlar. Buralar ne demek bunlar? Bu alanlar bakanlıkça ilan edilmiş, belediyelerce önerilmiş riskli alanlar. Yani bu bulunmuş kırmızıyla görünen yerlerde yapı stoğumuz bir an önce yenilensin diye bakanlık onama yapmış. Altta gördüğünüz, diğer tarama ile gördüğünüz maviler ne? Bunlar da rezerv alanlar. Kanun şöyle, bunları mümkün olduğunca riskli alanı yerinde dönüştür. Burada bunları dönüştür. Bunlar dönüşemiyor ise, literatür de böyledir, bunlar burada yerinde dönüşemiyor ise, bunların yerinde dönüşmesini engel bir durum, mülkiyet durumu, jeolojik durum söz konusu ise, kamu arazileri bu amaçla kullanılabilir. Onun için de rezerv alan ilan edebilirsin. Hazine arazilerinden yahut kamu arazilerinden, kamu kullanımına açık alanlardan. Bunlar da ilan edilmiş rezerv alanlar. Bunların en büyüğü neresi biliyor musunuz? Rezerv alan. Kanal İstanbul. Yani şu gördüğünüz Marmara Denizi'nden Karadeniz'e kadar giden alan rezerv alan. Bizim rezerv alan ilan ettiğimiz şeylerin de çok büyük bir kısmı bu riskleri giderip bertaraf etmek üzere değil, esasında rezerv alan ilan edildiğinde yetki bakanlığa geçiyor. Bu yetkiyi biz kullanalım diye ilan edilmiş alanlar.